Özellikle transferde ilk yeri mesela sezonun yani performans açısından en kötü takımlarından biri. beklenen çok uzağında kalan 3 oldu. 3 oldu evet. Galatasaray vardı. Galatasaray özellikle oyunculardan performans anlamında ilk devre en kötü geri dönüş olan iki kulüpten biri. Yani tesadüf değil. 5 oyuncu 30 yaşın üzerinde 5 oyuncu kiralık. Onları tolere etmeye çalışıyor devre arası. 30 oyuncu almış Galatasaray. Kaçını oynatamadı? E o zaman nasıl alıyorsunuz abi? Kim yapıyor transferleri? Teknik tek adamlar mı gidiyor herhalde? 30 derken geçtiğimiz sezondan yapıyor. bu sezona diyorsun değil mi hocam? Sezon evet. başından değil. Değil. değil ha, tamam. Sezon başı transpar. 12 transfer yapmışlardı. Mükemmel bir gol attı. Edinmişçe Kriveli'nin harika pasında topun dibine girdi. Ee, hakikaten bir de Gaz... eleştirilen bir oyuncu evet. Işte. Bu, evet. Bugün patladı. Aynen. Tabii Bolu Spor'dan da genç bir yeteneği aldı. Erkan aldı. Erkan Söyer'i. Galatasaray, Galatasaray aldı. aldı. Ee, i̇yi midir hocam? Ben... iyi oyuncu. Çok, çok, soru geldi. Tabii tabii. Çok ben yeteneği. Çok iyi transfer. Bana göre Emin Bayram da hep dile getiriyorum. U17 milli takımda oynuyor. Çok iyi stoper. Stoper. Yani Ozan da evet iyi stoper. Yani Ozan'ı geçecek neredeyse seviyede. Çok iyi bir stoper Emin Bayram. Sergenle ilgili birkaç cümle Sergen. sizlerden de alalım. Valla Sergen iki sevgilinin yani buluşması gibi. Beşiktaş Sergen özellikle büyük bir enerji yaratacak. Şüphesiz ki yarattı zaten. Şimdi özellikle Beşiktaş'ın sıkıntıları var Yol bunu da. Hocamış, evet Erman Hoca anlattı. Şunu da söylemek gerekir. Sergen yani her işi halledecek de ekonomik kriz var kulüpte. Şimdi oyuncu performansları çok kötü. Yani buradan da Sergen'in reaksiyon vermesi, o farkı göstermesi kolay değil. Ama gösterir mi? Bana göre gösterir. Niye? Yani Sergen Yalçın otoriter bir liderdir. Önemli bir oyuncudur. Bu da o oyuncular üzerine bir baskı yaratacaktır. Artık antrenör değişikliği de oldu. Bundan sonra oyuncu performansına kaldı her şey. Yönetim de Sergen Hoca'yı getirerek rahatladı. Bütün baskıları üzerinden attı. Yani ama Sergen Hoca'nın testi nasıl olacak dersen bana şunu söyleyeyim. Beşiktaş'la ilgili nasıl test ederiz biz kısa vadede bu 4 aylık süreçte Sergen Hoca'yı? Bir, oyunu geliştirecek. Oyunu geliştirdiği zaman oyuncular da gelişecek. Çünkü Beşiktaş takımda 35 yaşındaki Atiba haricinde performans veren 4-4'lük yoktu sezonun ilk devresinde ciddi anlamda performans düşüşleri var. Yani giden Oğuzhan Feyenoord'a o haricinde işte başta Adem Laiç, Adem Laiş e iyi dokunuşu lazım. Sergen Yalçın, Güven Yalçın, diğer oyuncuların hepsinin savunmadan ucuma kadar. Bu anlamda iki, dediğim gibi bu hem e, oyuncu performansı yukarı çekmek. Üç, e, Beşiktaş'ın yani evet şampiyonluk şansı var. Ortada 45 puan var ama zor mu? Zor bana göre. Ama Sergen Yalçın Avrupa'ya takımı götürmesi çok önemli. Beşiktaş'ı. Çünkü kupada da yoklar. Tek kul lig. Tabi bunun paralelinde de şunu söyleyelim. Sergen Yalçın'ın oynattığı oyunla türbinleri tekrar mutlaka Sergen Hoca geldikten sonra o farkı zaten yaratacak, yaratacaktır. Beşiktaş taraftarı ama sahaya da onları çekmesi açısından mutlaka bu kadroya eli dokunduğu zaman keyif veren, coşkulu Beşiktaş Taraftarın istediği bir oyun da bulması gerekir. Yani o zaman biz o Sergen Hoca'nın içi performansını test edeceğiz. Tabii bunun yanında da en önemli Serkan daha büyük maçları oynamadı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor. Yani bu maçlardaki performans da çok önemli. Ama Sergen Hoca gibi bir teknik adamla anlaştıysanız böyle kısa vade fast foodlu değil. Orta uzun vadeyi de mutlaka göstermelisiniz hem tekrar Sergen Hoca'ya dair olsun hem de Beşiktaş kuruyor. ben Sergen Hoca'nın başarılı olacağını canı gönülden inanıyorum hatta bir program bir programda bahsettim geçen sene pro lisans seminerine çağırmışlardı konuşmacı olarak Hüseyin Cimşir Hoca da oradaydı Antalya'daydı Sergen Hoca'nın ben 45'er dakika iki bölüm konuştum yani oradaki feedback geri bildirimleri katılımı, katılımı bittikten sonra beraber kahve içtik sohbet ettik hem Hüseyin Cimşir de öyle. Not alıyor, soruyor. Onun da, yani bu işe kafa yoran bir teknik adam belli Hüseyin Hoca da. Sergen Hoca sıkıntısını ben daha önce dile getirmiştim. Hatta kahve içtiğimizde söyledi. Hocam dedi, hep dedi kısa vade, hep ikinci sezonu görmedim. En büyük sıkıntım bu. İnşallah Beşiktaş kulübünde e, uzun vadeli bir çalışma ortamı olur. İnşallah da hem onun başarılı olması hem Beşiktaş'a hem de Türk futbolu ve Türk teknik adamları açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Murat Özbostan'dan da alalım. Son dakika geldi bu arada. Evet, programımızın başında söylemiştik. Murat Özbostan dikkat çekmişti. Fortuna Düsseldorf'a kiralandı. Fenerbahçe'nin stoperi Zanka, Danimarka milli takım oyuncusu bekleneni verememişti. Şimdi bakalım yeni takımında nasıl bir performans sergileyecek diye. Sergen Yalçın, ben de olumlu şeyler hissediyorum bilmiyorum. Murat sen ne düşünüyorsun? Kere olumlu hava getirdi bir gerçek. Yani kimse e, 21 bin kişi bir imza törenine geliyorsa zaten bir aykırış var yani burada. E, bu haykırışın da temel... aşk var, aşk. Aşk var, bir de. Da var. var, da bir, var. De. E, bir de şu var yani yönetime şu mesaj da var aslında. Yani biz kendi içimizden olan işte kendi camiamızdan olan e, kendi efsanemiz olan insana böyle sahip çıkarız. Yani bunu Abdullah Hı. Avcı için tabi bunlar olmadı. E, ben Elinde sihirli bir değnek olduğunu düşünmüyorum. Yani klasik tabili. Yani Sonuçta gelip de Beşiktaş'ta bir şeyleri müthiş bir şekilde değiştirecek bir beklenti içerisinde bence insanlar da olmasın. Elbette ki her şey bir süreç, bir zaman. Burada tabii önemli olan daha önce de söyledim. Oyuncuların ödemeleri, bir takım maddi koşulların da yerine getirilmesi. Ben Beşiktaş 11 puan geride. Belki birkaç tane rakibini geçebilir ama önünde bir sürü rakibi var. Yani şampiyonluk şansının bir kere olduğunu düşünmüyorum. Anca Beşiktaş için, Sergen Hoca için Beşiktaş camiası için bu sezon en büyük başarı Avrupa Kupalarına katılmak olur. Yapacağı en önemli şey de bence hocanın Abdullah Avcı ile Erman abi programın başında söyledi ona bakacağız dedi özellikle. Oyuncular arasındaki bağlar biraz kopmuştu çünkü hoca belli basın toplantılarında yani takımla ilgili bir takım şikayetler gündeme getirmeye başlamıştı. Mesela ne demişti? Bu takım geçen sene de aynıydı. Farkı yoktu. İşte yine maç oynanırken kameralara yansıyan hocam bu nasıl takım yardımcı hocasına söyledi ben anlamadım. Ee, öyle bir cümlesi de vardı. Yani bir oyuncuyla eleştiriler başladığı zaman tabii ki teknik kadroyla da bağlar kopuyor. Eğer Sergen Hoca bunu illa ki e, sağlıklı bir şekilde tekrar getirecektir bu bağlantıyı e, takım ona inanırsa ona inanırsa Malatya'dan da eleştiriler vardı. Yani işte Malatya'dan ayrılan hocayı niye getirdiniz diye. Malatya'dan kendisi ayrılmadı, gönderildi. Yani öyle bir şey olmadı. ve son olarak da şeyi söyleyeyim. Yani bence oy ben de oyunu iyi okuyan bir hoca olarak görüyorum ki yorumculuğu zamanında da iyi iyi analizler yapıyordu. Yani i̇nşallah Beşiktaş'a faydalı olur. Hayırlı olur. ama taraftarın inanılmaz bir kredi verdiği gerçek yani onu dün gördük yani. evet. evet. Taraftar orada kısa bir şey söyleyeceğim. Not Murat'ın söyledikten. Taraftar kısaca tek kelimelik bir mesaj verdi. Sergen Hoca ile ilgili. Kabulümüz. <laughs> Değil mi? Bu kadar. Evet. Bakalım. Sevenler kavuştu. Ee, hayırlı olsun Beşiktaş camiasına. Sergen Yalçın'a da yeri ayrıdır. Bir futbol sever olarak yeri ayrıdır. Bütün takımlarda oynadı zaten <laughs> hocam. Ve hepsinde de sevildi. Dobra, mert, Dobro, mert, dobra, mert insanlar. Hiç ben Sergen Yalçın hakkında kötü konuşan ne bir meslektaşını Tabii. gördüm, ne bir teknik adam gördüm, ne bir taraftar gördüm. Sergen e, Yalçın, Sergen Hoca ismiyle hitap ettiğim için özür dilerim. E, kendisine e, hayırlı olsun, ona da hayırlı olsun. E, her şeyin en güzeline layık bir insan. E, çok yakın bir arkadaşlığımız olmasa da ben öyle düşünüyorum. Yalnız bazıları değerlendirme yapıyor, yanlış yapıyorlar. Diyorlar ki ya Sergen işte zamanlama yanlış mı? İşte takım iyi mi kötü mü işte şimdi gelmeseydi başka zaman gelseydi bir şey söyleyeyim. Beşiktaş takımı iyi gitseydi zaten sergiye tamam. getirmezlerdi ki. Yani. Taşın altına da indi Beşiktaş, Beşiktaş takımı, takımı böyle olduğu için sergen tamam. geldi. Yani kim onu düşünmüyor. Herkes böyle olur mu? Çolur." Ya Beşiktaş kötü gitti bakıyorlar havadan kayboluyor. Sezon başı ne dedim burada? Beşiktaş seyircilerinin yani ağır seyircileri tanıyorum arkadaşlarım var. Kombin almadılar. Bakın tehlike oradan başladı bir defa. Kombine almadılar. İnanmıyorlardı. Takıma ve teknik adama inanmıyorlar. İtekin gide gide o hale geldiler. Ama bunu iyi Beşiktaştan hepsi söyledi. Havayı kaybetmişlerdi. İnşallah 21 bin kişiyle tekrar havayı bulurlar. Beşiktaş lazım çünkü. Tabii ki. E, büyük renk içinden. kattı Sergen Yalçın'ın varlığı Süper Lig'e. E, ve biz yarınki büyük maça dönelim. E ee, çok büyük bir maç bekliyor bizleri. Şampiyonluk yolunda iki iddialı takım karşı karşıya gelecek yarın Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde. Ee, maça dair ilk bandımızı yayınlayalım. İşte Trabzonspor Fenerbahçe maçına doğru giderken iki takımda son durum.